Hakikat ekranlarında paralel açı programıyla her hafta salı günü olduğu gibi yine sizlerle birlikteyiz. Evet, bugün birçoğunuzun yakından tanıdığı ve bir zamanlar Kıbrıs dizisindeki performansı ile de tüm dikkatleri üzerine çeken genç bir isimle birlikteyiz. Bugün siyasetin biraz dışına çıkacağız. Tabii ki de dizinin siyasi yönlerini de konuşacağız ama asıl önemli olan bizim için şu an adadaki gençlerin sanata bakış açısı, sanat ve siyaset. Evet, Sayın Altmut Ahmet, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Biz de çok iyiyiz. Dilersen diziden önce seninle başlayalım. Hani Tamam. ada genelinde birçok insan seni hemen hemen yakından tanıyor. Bir de istersen stüdyomuza daha doğrusu yeni izleyicilerimize de kendini birazcık tanıtırsan sevinirim. Peki önce şu konudan bahsedeyim. Siyasetin dışına çıkmayacağız. Çünkü sanatçıların siyasete bakış açısından konuşacağız ve ülkedeki, şimdi gazete geçmişim olduğu için yine de siyasete girmek zorundayım. Çünkü siyaset belirliyor yaşam biçimimizi bizim. Ben daha önce Genç TV'de bir 7 yıla yakın program ve yayın yönetmenliği yaptım. Aynı zamanda müzik işleriyle uğraşıyorum, müzikle de. Oyunculuğa da başladım, o işe de el attım. Ondan önce de tabii eğitim olarak hemşirelik bölümü okudum. Tabii yarıda bitirmek zorunda kaldım. Askere falan gittim. Ondan sonra tıbbi görüntüleme bitirdim. Röntgen MR. Yani diplomam şu an tıbbi görüntüleme. Eski ismiyle radyoloji bölümü. Ama benim gönlümde şu an sanatçılık yatıyor. Siyasetle de ilgilenmek zorundayım. Çünkü yaşam biçimimizi belirleyen en büyük faktör siyaset. Benim hatırladığım kadarıyla daha önce siyasilere böyle gönderme yapan bir rap şarkısı da Tabii Surlar İçi çıkartmıştınız Lefkoşa. Biz siyaset yapmıyoruz. Siyasetle ilgileniyoruz, takip ediyoruz. Ve eleştirel. Çünkü rap biliyorsunuz isyan ağırlıklı. Amerika'da başladı. Ondan sonra bize sıçradı. Yine de böyle yani tepkili gençler arasında, bir de sanatçı ruhlu insanlar arasında siyaset, isyan ve sanatın harmanlandığı bir dal olarak bakabiliriz rap müziğe. Şu an dünyada da en çok dinlenilen dal diyebilirim. Şimdi dilersen birazcık da diziye değinelim. Dizide yer alman ilk nasıl şekil, hangi şekilde oldu? Yani ilk teklif nasıl geldi? Şöyle diyelim, köyleri geziyorlardı, köylerde afişler asıyorlardı, ajanslar geziyordu tabii. Bana da denk geldi, ben o gün köydeydim. O esnada işte beni yönlendirdiler insanlar. Tabii taklitlerim falan da var internette, böyle çok fazla ses çıkarıp taklit yapıyorum. Bundan dolayı insanlar beni yönlendirdi. Benden bir performans videosu istediler, bir kısa kesit senaryo yolladılar. Ondan sonra beğendiler. O şekilde başladık yani oynamaya filme. Ve beğendiler yani, filmde de gerçekten şaşırdılar. Kıbrıslı oyuncuların yeteneklerine şaşırdılar. Şimdi sen haricinde birçok Kıbrıslı genç vardı. Hani ben tanıdığım kadarıyla birkaç tanesini ayırt edebiliyordum. Onun haricinde en çok da şu eleştirildi. Neden başrolde Kıbrıslı bir Türk yoktur diye. Sence başrolde Kıbrıslı bir Türk'ün olması gerekli miydi? Yani Kıbrıs dizisi olduğu için. En azından bir iki tane olabilirdi. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ana oyuncuların bir de ekstra kitleleri var. İzleyici kitlesi. Biliyorsunuz dizi sektörü aynı zamanda para kazanma sektörü de diyebiliriz. Sanat çünkü parayla dönüyor. Bundan dolayı ana oyuncular bir de tecrübeli. Türkiye'de de gerçekten isim yapmış insanlar. Ana oyuncuların dışındaki bütün oyuncular zaten Kıbrıslı. Figüranlardan tutun yan oyuncuların hepsi Kıbrıslı. Ana oyunculardan da dediğim gibi bir iki tane olabilirdi. Ama o artık film ekibinin tercihi. Bir şey diyemem o konuyla ilgili. Şimdi dizinin bir de siyasi yönü var. Birçok siyasi mecra tarafından eleştirildi. Tam olarak tarihimizi yansıtmadığı yönünde eleştiriler geldi. Özellikle de Sayın Doktor Fazıl Küçük'ün dizide daha az yer aldığını, işte Sayın Rauf Denktaş'ın dizide sadece işte sürekli ağlayan bir muhabir olarak gösterildiği yönünde açıklamalar vardı. Şimdi biz diziye sence siyasi yönüyle mi ağırlıklı olarak bakmalıyız? Yoksa hani tamamen işte o olaylardan esinlenerekten çekilen bir film olarak mı bakmalıyız Kıbrıslı Türk olarak? Şimdi ana tema Kıbrıs olayları ama sonuç olarak bu bir dizidir yani, belgesel değil. Rauf Denktaş'ın sürekli ağlayan insan gibi görülmesi, yani o yine senaristin
tercihidir. Bu konuyla ilgili bir şey diyemem ben. Hiçbir yani görüş de sunamam. Çünkü bir şey diyeme hakkım yok. Çünkü biz oyuncuyuz orada bu konuyla ilgili. Ama Denktaş ailesinin bu konuyla ilgili rahatsız olduğunu biliyorum. Doktor Fazıl Küçük'ün ailesinin de bu konuyla alakalı birçok açıklamaları vardı. Hatta dizinin danışmanı, dizinin senaristinin danışmanı Doktor Fazıl Küçük'ün kızını arayaraktan işte pardon dizi setindekiler yönetmen arayaraktan işte kendilerinin bir danışmanının olduğunu söylediler. Yani tarihsel sıraya baktığımızda da aslında birçok yanlışlık var. Tarihsel sırayı ben de biraz daha iyi yapmaları gerekirdi. Çünkü ben de filmi daha çok izledikçe birçok eksiği yakaladım yani. İlk bölümde fena değildi, iyiydi. İkinci bölümde artık yani bir Ankaralı'nın gelip kurtarıyor imajı yaratılması baya yani değişmeye başladı. Ama sonuç olarak dizidir bu. Belgesel değil. Peki filmde Kıbrıs ağzı konuşulmaması gibi eleştiriler hakkındaki düşüncen nedir? Şimdi Kıbrıs ağzını... Zannediyorsam ki orada hani senin oynadığın rolde Rum kesiminden olan bir genci gerçekleşti. Alexis. Evet, canlandırıyordun. Bir tek sende işte aksan olarak mevcuttu. Yani herkesin demesine göre en iyi ben yapmışım. Ama ben de şunu iddia ediyorum, Kıbrıs ağzı vardı içinde. Sadece belli başlı bağlaç var. Re. Mesela Karpaz'da kullanırız. Rumlar da kullanır onu. O da Bre'den gelmedir Osmanlıca'da. Bir tek bunu kullanan kişi bendim. Şimdi yerel ağız kullanma konusunda. Şimdi ülkemizde ortalama 350 bin nüfus var. Türkiye'de 80 milyon 100 milyon arası insan var. 80 ülkeye de dağılacak. Şimdi çok fazla yerel de düşünmemek lazım. Adana'daki bir insan... bizim ağzımızı anlamakta zorluk çekecek. Sıkıntı orada. Biraz geniş düşünmemiz lazım bu konuda. Yine de ben üzerime düşeni yaptım. Ha şu olabilirdi. Türkler temiz Türkçe konuşabilir. Rumlar aksan olsa en azından Rum-Türk ayrımı yapabiliriz dizide. Ben yaptım. Üstüme düşeni yaptım yani. Sizce ülkemize dizinin getirileri nelerdir? Dizinin getirileri eğer ki bu pandemi... Tanınma açısından iyi bir getiriye sebep olabilecek mi? Pandemi sürecinde... Eğer ki pandemi sürecini güzel siyasetçilerimiz güzel atlatırsa çok güzel getirisi olur. Ülkeye yani turist açısından gelmeler olur. Çünkü KKTC'yi tanıyan yok. Bu dizi tanıtacak insanları. Hem güneyde 47 yıl boyunca bu savaş propagandasını çok güzel yaptılar güneyde. Kendi açılarından çok güzel yaptılar. Bu taraftan hiçbir şey yok. Bizim ülkemizin bütçesi yok muydu? Sanatçıya değer vermediler yıllarca. Daha önce de benim hatırladığım kadarıyla sanırsam Mertcan Mavi'nin, yanlışım varsa düzeltin, Aşkı Kıbrıs diye bir dizisi başlamıştı. Yerel bir diziydi. Bütçe bulamadığından dolayı son bulmuştu. Ya yereldi. Yani elinden geleni yaptı o da. Maalesef ülkemiz, devletimiz katkıda bulunmuyor. Bu da Türkiye'nin projesi yani. Bir zamanlar Kıbrıs. Ben de pozitif yönden bakmamız lazım ki negatif yönleri de var. Yok diyemem. Sana göre negatif yönleri nelerdir? Hani bir de şimdi düşün, pandemi içerisinde yani Türkiye'den belli bir kadronun gelmesi ve burada dizi çekilmesi, o kadro içerisindeki insanların sürekli Türkiye'ye ziyaretlerde bulunması, Türkiye'den buraya ziyaretlerde bulunulması pandemi ortamında uygun muydu? Yani böyle bir duruma ihtiyaç var mıydı şu an için? Öncelikle set ekibine... Çok özür diliyorum, sözünü kestim ama çünkü hani ben basında takip ettiğim kadarıyla sürekli dizi bu yönüyle eleştiriliyor ve Kıbrıs aksanı olmadığı yönüyle eleştiriliyor. Onun cevabını verdim. Çok yerel düşünmemek lazım. Geniş düşünmemiz gerekirse Türkiye'deki temiz Türkçeyi kullanmamız lazım. Bunun cevabı bu. Şimdi set ekibine sordum ben. 600 kişilik falan bir set ekibi var. Siz gelirken dedim, karantinaya girdiniz mi? Hepsi girdik dedi. Ama içinden ana oyuncuların, ben de gazetede okudum, gidip geldiğini duydum gazetede. Ki böyle bir şey gerçekse, ki kendisi söylüyor, bu yanlış. Ben şimdi yanlışa da sırf diziyi savunacağım diye doğru diyemem. Yani insan sağlığından önemli değil. Bu hatadır yani. Bunu yapmamaları lazım. Yani. Sence Kıbrıs toplumu sanata değer veriyor mu? Hani genç bir sanatçısın sonuçta. Yani bazı şeyleri yapmak adına uğraş veriyorsun. Bunların karşılığını nasıl alıyorsun? Çünkü uzun zamandır sen bildiğim kadarıyla basın ve televizyon sektörü içerisindesin. Aynı zamanda sahnedeyim de ben yıllarca. 10 yılın üstünde sahne alıyorum. Her bölgede, festivallerde sahne aldım.
İnsanımız maalesef sanata değer vermiyor. Bundan dolayı zaten seçtiğimiz vekiller sanata yatırım yapmıyor. Şu an sanatın sıfır olması neredeyse bu ülkede toplumdan dolayı. Biz sahneye çıktığımız zaman şöyle örnek vereyim. Bir köye gittik biz festivalde. Hı hı. Sahnenin ortasında bir kağıt yolladı çocuğun biri. Biz de zannettik ki istek parçası. Şimdi biz rapte hazırlık ister, istek parçası söyleyemeyiz. Konsept neyse onun dışına çıkamayız. Dedim bunu ben bırakayım. Sahneden sonra bakayım. Ondan sonra o kişiye güzel bir özrümü dileyim. Yani yapamadığım için. Sahneden indikten sonra kağıda bir baktım. Yeter artık dombala oynayacak yazmış birisi. Ben orada notu verdim zaten. Tamam dedim. Sahnedeki insana yapılır mı bu ya? Sahne maalesef. Hayatında sanırım yaşadığın en trajikomik olay budur. Yani bu trajikomik bir olay. Aynı zamanda da leblebi atanlar oldu. Bunu da belirttiydim daha önceki programımda. Yani çok kötü şeylerle karşılaştık. İnsanlar, mesela Türk sanat müziğinin bir ahlakı vardı eskiden. Türk sanat müziğinde. Türk sanat müziği sanatçısı şarkı söylerken çatal bıçak durur. Bir kişi çatal bıçakla yemek yemeye kalksın, halk onu gözüyle böyle taciz ederdi. Şimdi öyle bir şey değil. Herkes birbiriyle konuşuyor. Sanatçı orada söylüyor. Umurunda bile değil. Yani biz bu işten çok para aldığımızdan da değil. Yeri geldim beleş çıkıyorduk ve benim canım sıkılıyordu. Ben sizi mutlu etmek için bedava çıkıyorum ve siz kim bir leblebi atar. Ya bütün halk için de söyleyemem bunu tabii. Ama genel manada sanatın olmadığını seçtikleri vekillerden belli. Ve ülkeye sanata yatırım yapmayışları en büyük kanıttır. Evet, cevap olarak bu toplum değer vermiyor sanata. Şimdi sence sanatçılarla siyasetçilerin arası nasıl ya da nasıl olmalı diye sorayım ben. Çünkü hani siyasetçiler biliyorsun yani küçük bir ada ülkesinde yaşadığımız için genelde hani herkes birbirini tanıyor. Yani bugün Cumhurbaşkanı'na ya da Başbakan'a erişmek çok da zor değil bizim adamızda. Evet. Ya da sürekli siyasi iradesizlik olduğundan dolayı sürekli işte seçimlerle hükümetler kurulup yıkıldığı için hani her kesimden insanları, mecraları tanıyoruz. Evet, şimdi bir ülkenin gelişmişliğini sanatın boyutuyla anlarız. O ülkede sanat ne derecede olduğuyla anlarız. Şimdi bizim ülkede sanat yok. Dolayısıyla sanata değer vermeyen bir toplum ve onların seçtiği vekiller sanatçıya da yatırım yapmıyor. Ve sanatçılar dolayısıyla sevmiyor değil, nefret ediyor siyasetçilerden. Hiç sevmiyor. Bu pandemi sürecinde sanatçılara hiç yüzüne bile bakmadılar. Bundan dolayı kötü bir durum. Aynı zamanda bu siyasetçi dediğiniz kişiler siyasetçi değil. Siyaset bilimleri okumadı ki bu insanlar. Veya siyasi bilgiye de sahip insanlar da değil. Bunların kimisi doktor, kimisi başka bir şey. İşte demokrasi böyle bir şey. Yani sırf adam doktor, ben doktorlara saygım var bu arada. Ama doktorlukta saygım var. Sen doktorluğu bırakıp da gelirsen milletvekili, bakan olursan kusura bakma. Sen anlamıyorsun bu işten. Sırf hastalarının sana vefa borcundan dolayı oy almışsın sen. Bu siyasetçi değilsin sen. Sen makam sahibi oldun o kadar. Şimdi birçok siyasi mecradan kişiler özellikle de senin olduğun bölge yani İskele, Karpaz bölgesi siyasi dönemlerde en çok gidilen bölgelerden biridir. Tabii evet. Seçim bittikten sonra unutulan bir bölgedir. Evet. Hani senin olduğun tarafa da çok siyasetçi geliyordu. Yani onlarla olan karşılaşmalarınızda bunları dile getirdiğinde aldığın tepkiler nelerdi? O zaman biraz felsefe tarihi ve siyaset tarihine girmemiz lazım. Tabii. Şimdi ben bölgede yani kırsal kesim eğitimin düşük olduğu bir kesimdir. Çünkü okullar gerçekten sıkıntılı. 47 yıl boyunca aynı insanlara sen oy veriyorsan ve akıllanmıyorsan gerçekten o bölge kullanılmaya cazip bir bölgedir. Ve benim yatırımın da olmadığı bir bölge aslında. Mesela Karpaz'da hastane yok. Evet, 500 bin liraya oy satılan insanlar var bu ülkede. Maddi durumu orta levelde olanlar yeğenimdir deyip oy veriyor. Maddi durumu kötü olanlar da parayla satıyor oyunu. Ben bunları gözümle gördüm. İki çuval yeme oy satan insan gördüm. Ve böyle bir insanlara niye yatırım yapsın ki siyasetçiler? Hak ediyorlar yani, kusura bakmasınlar. Ben köyde tek başıma avazım çıkana kadar bağırıyorum. Adamın umurumda bile değil. Çünkü demokrasi onun oyuyla benim oyum bir. Demokrasi hakkında görüşün nedir peki?
Şimdi demokrasiyi Sokrates açıkladı. Milattan önce 400'lü yıllarda yaşadı Sokrates. Bütün yönetim biçimlerini açıkladı. Monarşiden demokrasiye kadar. Demokrasi Sokrates'in görüşüne göre en hastalıklı sistemdir. En kötü sistem. Ve nitekim demokrasiyle yaşıyoruz. Neden? Şimdi ben mesela köye siyasetçi geldiği zaman adamın ümüğünü sıkıyorum. O kadar bir sıkıştırıyorum, köşeye sıkıştırıyorum. Benden bir iki kişi var. Geri kalan kişi 3 çuval yeme oyunu veriyor. Kimisi 500 liraya oyunu veriyor. Şimdi benim oyumla bu o kişinin oyu bir baktığın zaman. Böyle olmaması lazım. Zamanında hatırlıyorsanız Aysun Kayacı bir ara dediydi. Dağdaki çobanla benim oyun bir mi diye. Yanlış örnek verdi ama temeli doğruydu. Şimdi dağdaki çoban kitap okuyorsa yandın. Ama eğitimli eğitimsiz ayrımı olması lazım. Bundan dolayı demokrasi bana biraz ters geliyor. Ama bana göre şimdi köydeki halk da bilinçlendi yani. Onlar da hani böyle biliyorsun işte bizde siyasi partiler kronikleşmiştir. Evet. Aday içerisinde işte ailen hangi siyasi partiye oy veriyorsa ya da siyasi görüşü neyse senin de siyasi partinin siyasi görüşün oydu eskiden. Ama şimdi gençler bilinçlenmeye başladı. Daha çok hani kırsal kesimden şehirlere inmeye başladı. Ki köydeki insanlar da şimdi daha çok gazete okuyup daha çok televizyon programı izliyor. Hani bugün köye gittiğinde işte Ahmet amcanın kahvehanesinde hiçbir şekilde eski siyasetçilerimiz şimdiki gibi atıp tutamaz ki. Atıp tutamaz, birincisi Android. Çünkü bir şey söylediğimizde hayır sana soruyorlar. Sen burası için ne yaptın? En basiti son seçimlerde görmüştük. Bu seçimlerde göreceğiz. Eğer ki son gece 1.000 lira para veriyorsa bir adama, öbürü de hiçbir şey vermiyorsa cazip geliyor. Yani para tatmin ediyor çünkü ekonomik kriz var. Adamı tatmin ediyor. Ya onu bunu bırak. Adamın biriyle ben tartışmaya girdim ya. Oyunu adam iki çuval yeme sattı. Ve adam bana herkesin içinde öyle bir laf dedi. O dedi bana en azından iki çuval yem verdi dedi. Diğerlerine veriyor dedi. Ama ben ne diyelim bu adama? Haklı. Anladın? Haklı. Yani böyle bir durum var. Onun haricinde ülkede gerçekten sol ya da sağ görüş var mı sana göre? Çünkü hani biliyorsun bazı siyasi partiler sağcı, bazıları da solcu, diğerleri de liberal olarak adlandırılır. Liberal bir parti yok şu an Kıbrıs'ta. Ben eskiden sosyalist ağırlıklı bir görüşlüydüm. Sosyalizm gerçekten güzel bir görüş ama insanın yaratılışına artık ters bir görüş. Çünkü denendi. İnsanlar birlikte olamıyor. Liberal biraz bireysel özgürlük. Ben artık bireysel özgürlüğe geçtim. Şimdi liberalizmi bir kenara bırakalım. Sol görüş. Kıbrıs'taki sol görüş dediğimiz zümreye baktığımız zaman hepsi için demiyorum, uç kesimler için. Sadece ülkeye kapalı, yani Kıbrıs kitlesi olsun istiyorlar. Yani dünya globalleşti. Böyle bir şey olamaz. Sol kesim aslında global bir kesimdir. Böyle içe kapanık değil. Dolayısıyla sol değil. Sağ kesim de sadece böyle Türkiye'den para gelsin ve yönetimi döndürelim modundalar. Yani böyle bir sağ ve sol görüş olamaz. Bu ülkede yani milli bir duygu bitti. Şu anki gençlerde milli bir duygu var mı? Görebiliyor musunuz siz? Şu anki gençler milliyetçi yetişmiyorlar. Hatta kendi cumhuriyetine bile muz cumhuriyeti demek. Liberal. Diyen gençler bak, var. Bak gençlerin hepsi liberal yetişiyor. Liberalizmin ne olduğunu bilmiyor ama liberal yetişiyor. Bireysel özgürlük. Çünkü devletten umudu kesmişler. Sol kesim de aynı şekilde. Baktığın zaman onlar da liberal yetişiyor. Sosyalizm yapamazlar. Çünkü sosyalizm çok tehlikeli. Çok güzel, çok tehlikeli. Her şey devletin. Devletin başına kötü biri geçtiği zaman bitirir konuyu. Şu anki sosyalist devletlerin hepsine bak. Durum ne kadar vahim. İçe kapanık. Evet. Peki sana göre adada mesela gençlerimizin adada çok beyin göçü olduğu hakkında şikayetler geliyor. Gençlerimizi evet. Kaybediyoruz. Gençlerimizin hiçbiri ada içerisinde barınamıyor. Ya anne baba desteğinden kalanlar barınabiliyor ya da devlet dairesine girip çalışabiliyorlar bir tek. Beyin göçünü engellemek için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle beyin göçünün sebebini öğrenmemiz gerekir. Beyin göçü demokrasiden dolayı kaynaklanıyor. Eğer ki şimdi bak 3 çeşit açıklayacağım size. Demokrasi nedir? Demokrasi halkın seçtiği insanları başa getirir devletin başına ve eşit hizmet verir. Bu demokrasidir. Kıbrıs'ta demokrasi yok. Okulokrasi var Kıbrıs'ta.
Okuraklasi nedir? Halk oyuyla gelir yine demokratik bir seçimle. %51 alsan bile %49'a imkan vermezsin. Kalifiye eleman olsa bile yani o aralarında hayır benden değilsin sen der. Kendi adamları ıskarta bile olsa onu makam başına getirir. Buna okloklasi derler. Şu an Kıbrıs'ta bundan dolayı beyin göçü var. Bir de mobokrasi var. Mobokrasi nedir? Mobbingden gelme yani psikolojik baskı. Şu an bizde mobokrasi yok. Mobokrasi şudur. %51 oyla gelsen bile %49'a zulmetme. Orta Doğu ülkelerin çoğunda var bu. Bizim sıkıntımız demokrasiden kaynaklanıyor ve kötü yönetilmesinden, oklokrasiden yani. Yani %51, %49'a imkan vermemesi ve çocukların göçmesinden kaynaklanıyor. Hayır, bir de şöyle bir durum var. Hani gençleri adada tutabilmek adına ne yapmamız gerekiyor? Çünkü sen de bu adanın bir gencisin. Ne olursa adada daha çok çabalayıp daha çok ada için bir şeyler yapabilirsin. Öncelikle gençlerin kendilerini geliştirmesi lazım. Hocam. Bakın, tamam şöyle örnek vereyim. Buradan gençlere hitap etmek istiyorum. Siyasetle uğraşmak zorunda değilsiniz. Ama siyaseti bilmek zorundasınız. Eğer ki siyaset bilmezseniz kötü insanlar tarafından yönetilirsiniz. Ve sizi aptal durumuna sokarlar. Ve en kötüsü de yani en acısı da bunun farkında olmazsınız. Dolayısıyla gençlerin siyaseti takip etmesi lazım. Ve doğru yanlışı bilmeleri lazım. Eğitim. Eğitim ya. Gençler... Şimdi eğitim sistemimiz de biraz bizim sıkıntılı. Çok kötü. İnanılmaz. Bu ülkede her şey kötü. Bak ben yurt dışına çıkmayı düşünüyorum. Ben bu ülkeden çoğu gitmeyi düşünüyorum. Gibi. Ben de düşünüyorum ama belli bir vasfa geldikten sonra geri dönme üzere. Ve hiçbir zaman demeyeceğim bu ülke sayesinde ben bir yerlere geldim. Ben bu ülkeye rağmen bir yerlere geldim diyeceğim. Çünkü böyle demek istemiyorum bunu. Keşke kendi ülkemin sayesinde bir yerlere gelseydim. Şimdi zaten hani dışarıda belli bir mevki, makam ya da eğitim sahibi olup adaya gelen insanlar genelde hani ya kurulu bir düzenleri, kurulu bir işleri vardır onun başına geliyor ya da işte başka sebeplerden dolayı sadece tatil için geliyor. Yani yurt dışında belli bir süre sonra yaşayıp insanlar gelip burada yaşayamazlar diye düşünüyorum. Sadece tatile gelenler var. Yani adaya temelli dönüş yapıp gerçek anlamda eğitim düzeyi yerinde olan insanlar da ya üniversitelerde vasat ediliyor ya da devletin çeşitli kurumlarında. Ki yatırımcılar da aynı şekilde. Biz yatırımcıyı da kaçırıyoruz. Yatırımcıyı kaçırma sebebimiz rüşvet istiyorlar. Açıkça bu belli yani. Bürokraside de sıkıntı var. Tabii yani adam yatırım yapacak 300 bin lira rüşvet istiyor en aşağı siyasetçiler. Bunu yapıyor. Kaç tane yatırımcı söyledi bana bunu. Ondan sonra Londra'ya giden Kıbrıs Türkler var. Ben o insanlara soruyorum neden gelmiyorsunuz? Yaşlandınız artık, emekli oldunuz, gelin diyorum. Sağlık sistemi kötü diyor. Ben ölürüm orada diyor. Gençlere eğitim sistemi kötü, iş yok. Bu işte oklokrasiden kaynaklanıyor, demokrasinin kötülüğünden. Yani bendensen sana ekmek var, benden değilsen istediğin kadar kalifiye ol. Sana ekmek yok, iş yok sana. Demokrasinin kötü tarafı bu işte. Benim için yönetim sistemi kalifiye elemanların başa gelmesiyle olur. Mesela bir Maliye Bakanı en azından bir şirket geçmişi olması lazım. Bir yönetim geçmişi. Tarım Bakanı'nın tarımla ilgili. En azından bir ekonomi mezunu olması gerekir diye düşünüyorum. Yani ekonomi bakanlığında da ekonomi mezunu olman lazım. Şimdi son dönemlerde gördüğünüz gibi Maliye Bakanı'nı, Tarım Bakanı'nı Maliye Bakanı yaptılar. Maliye'yi de aldılar. Eğitim Bakanlığı'na getirdiler. Böyle bir sistem olabilir mi? Ki Olgun Amcaoğlu çok güzel bir şekilde yönetiyordu bana göre. Yani bu böyle bir sistem olamaz. İşte kötü adamız olan taraf var. Bu. Adamızda böyle bir sistem var. İşe göre adam değil, adama göre iş var. Dediğimiz gibi yıllarda mesela demokrasinin güzel olduğunu savunduk ama demokrasi gerçekten sıkıntılı bir sistem. Bunu tam Sokrates söylüyor. Milattan önce 400'lü yıllarda söylemiş adam. En hastalıklı sistem. Eğitimsiz bir insanla eğitimli bir insanın oyu aynı olamaz. Çünkü eğitimsiz bir insanı iki çuval yeme alırsın oyunu. Eğitimli bir insanı alamazsın. Söylediklerine o kadar çok haklısın ki katılmamak elde değil. Son olarak gençlere tavsiyen nelerdi? Gençlere tekrar söylüyorum. Arkadaşlar siyasetle tekrar söylüyorum. Uğraşmak zorunda değilsiniz. Siyaseti takip edin, ilgilenin.
ve evde Android telefonun avantajlarını araştırmayla kullanın. Eğer ki siz başaramazsanız eğitimli biri olmaya, çünkü eğitim sisteminde bildiğiniz gibi yani umut yok. Siz kendinizi geliştiremezseniz günün sonunda kötü insanlar tarafından yönetilirsiniz. Ve aptal yerine konulursunuz. Farkında da olmazsınız. En acısı da bu zaten. Yani özellikle de kırsal kesimdeki gençlerin kaybetmek gibi bir lüks olduğuna ben inanmıyorum. Daha doğrusu şu an için ülkede yaşayan hiçbir gencin kaybetmek gibi bir lüks olduğuna inanmıyorum. Gerek eğitim açısından, gerek kendimizi geliştirme açısından daha çok emek sarf etmeliyiz, daha çok fırın ekmek yemeliyiz. Yani sence de öyle değil mi? Çünkü ada gençlerimizin hani yaptığı şeyler belli. Özellikle de kapanmadan önce bilinçsiz, ne yaptığını bilmeyen, tarihini bilmeyen bir gençlik yetişiyordu bana göre. Dediğim gibi biraz da ailelerden kaynaklanıyor. Eğitim aileden başlar. Sen çocuğun eline verirsen bütün gün PUBG oynarsa oynasın. Biz çocukluğumuz Atari ile geçti. Ama aynı zamanda... Şu anki Android telefonlar daha şey gibi değil yani, bizim dönemimizdeki gibi değil. Onda herhalde, onda birazcık zeka işi var. Yani neyi nereye koymak gerektiğini bilmen ben gerekiyordu ya da ne yapmam bilmen gerekiyordu. Çocuğumu oyun oynatırım ama aynı zamanda da eğitmeye de çalıştırırım yani. Vermem telefonu veya bilgisayarı bütün gün oynasın. Aileden başlar eğitim. Okulum okulu geç. Sen kimseye çocuğunu emanet etmeyeceksin. Sen kendin yetiştireceksin, sonra sal sopa. Eğitim ailede başlıyor. Aynen, daha ailede yani başlıyor. Eğitim hayatı devam ettiği sürece çocuk ailenin içerisinde evrilip eğitilmeye devam ediyor. Ama şu anki gençlerimiz değil de, daha doğrusu genç ebeveynler, genç anne babalar bunun pek farkında değil. Umarım ilerleyen dönemlerde daha güzel bir hayat yaşarız ya da daha iyi, daha güzel bir gençlik yetiştiririz. Yani gençlerin, ben şu anki gidişatını çok fazla beğenmiyorum. Neden? Şu an 2000 doğumlu benim akrabalarım var, yeğenlerim var, tanıdığım çocuklar var. Meslek sahibi değiller. Bilmiyorlar, hiçbir mesleği yok. Şu an meslek sahibi olmak gibi bir gayeleri yok. Okumak benim için çok önemli değil, üniversite okumak. Üniversite insanı yetiştirmez. Eğitim için yol açar sana. Ki ülkenin ara elemana da ihtiyacı var. Tabii. Aynı zamanda sen bireysel kendini geliştirmen lazım. Ben okulda bir şey öğrenmedim ki. Açık söyleyeyim. Yani bu bilgilerim dışarıdan. Kendim araştırdım. Ve tekrar, merak da önemli bir unsur. Aynen. Şu an tekrar söylüyorum. Şu anki siyasetçi dediğiniz kişiler de siyasetçi değil. Yani şu anki siyaset bilimlerinden, felsefeden bahsettik. Bu konularda konuşacak levelde de değiller. Çünkü adamların işi siyaset değil. Doktor veya başka bir şey oldukları için oy almışlar. Demokrasinin kötülüğü bu işte. Demokrasi her zaman için çare değil. Tabii ya, yıllarda bizi demokrasi güzel diye yalan kaktırdılar yani. Böyle bir şey olabilir mi yani? Evet, süremizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dilersen son sözlerini alalım, ona göre programı birlikte kapatalım. Son sözlerim şu şekilde gerçekleşsin istiyorum. Arkadaşlar, benim bu ülkedeki umudum bitmek üzere. Gençlere özellikle sesleniyorum ama bir kıvılcım var. Yanan ateş köreldi, bir kıvılcım var. Bunu biz yapabiliriz. Kendiniz yetiştirin. Dik kafalı olun biraz da siyasetçilere karşı. Konuşun. Cevap verin onlara. Ve araştırın. Bundan dolayı yani tek umudum yeni nesil. Ben onlardan yine de bir ışık bekliyorum. Belki 20'lerinden sonra 25'lerde başlarlar hayata start vermeye. Yani zaman geçtik sonra karakter. Tabii ben de 25'ten sonra kendimi bulduydum. Evet, herkesin ve her şeyin bir zamanı var diyoruz, evet. Ve önümüzdeki hafta yeni bir paralel açı programında tekrar görüşmek dileğiyle. İyi hafta sonları.